Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda Karadeniz Ereğli'de bulunan lezzet duraklarını keşfetmeye başlıyoruz. Bundan sonra kanalda zaman zaman bu şekilde lezzet duraklarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Karadeniz Ereğli'de bulunan Nurettin Usta'nın mekanına geldim. Atom çorbası yaptığının meyyetini duyduk. Bakalım içeri geçeceğiz. Kendisinden de videodan önce rica ettiğim çekim yapma konusunda da yardımlarını istedim. O da kabul etti sağ olsun. Güzel bir atom çorbası hazırlayacağız. Bunun tadına bakacağım. Yorumlarımı sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi videomuza başlayalım. Nurettin abi selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Abi hayırlı işler, hoş bulduk. Merhaba. Arkadaşlar Nurettin abiyle yeni tanıştık. Videodan önce sağ olsun konuştuk. Video çekmeme müsaade etti. Öncelikle teşekkür ederim abi. Ben de kanalımda Ereğli'de bulunan böyle lezzet duraklarını keşfetmeye çalışıyorum. Yeni yeni aktarmaya çalışıyorum. Kesinlikle doğru durağa geldim. Bunun içinde atom çorbası diye bir menünü duydum. Arkadaşlardan da tavsiye aldım. Bakalım onu denemeye geldim. Hep beraber hazırlama imkanımız olur mu? Çok iyi olur. Evet dostlar, birlikte hazırlayacağız. Tadına bakacağım. Güzel bir şekilde afiyet yedikten sonra da yorumlarımı yapacağım. Şimdi asıl mekana geldik. Nurettin abi önce bize, Nurettin ustamız. Malzemeleri şöyle baktıracak. Buyur Nurettin abi, söz sende. Kardeşim atomu 4 parçadan yapıyoruz. Ayağımız var, işkembemiz, dil ve kelletimiz var. Evet. 4'üyle atom çorbası yapacağım şimdi sana. Bu benim kendi yaptığım kemik suyundan kolajenli, bol kolajenli çorbanın sosu. Mercimek çorban ve bu da yaptığım beyran çorbasının sosu. Bu da aynı şekilde kolajenle yapılıyor. 3 kolajen var hatta. Evet. Tüm sakatatlardan koyuyoruz. Hepsini bu şekilde. Atom göründüğü gibidir. Herkese aynı şekilde dolu dolu veriyoruz. Kolajeninden ve şerbetinden. Kişiye özel çorba yapıyorum. Bana gelen göre. Kesinlikle. Bana gelen müşteriler kendi istedikleri seçeneklerden karışık çorba yaptırabilir. Bakır tabaklarda herkese ayrı çorba yapıyorum. Ben de hazır çorba yok. Teşekkür ederim abicim. Ereğli'nin büyüklüğü şu şekilde getirdik. Sadece bakır tabaklarda beyran çorbası yapılır diye biliyor herkes. Biz tüm çorbaları bakır tabakta yapmaya başladık. Mercimek çorbam var. Onu dahi şeyde yapıyorum. Bakır tabakta ısıtarak veriyorum. Yani çorbaların hepsi sosları ayrı oluyor. Taneleri gördüğünüz gibi ayrı. Kişi istediği gibi taneleri seçip oradan kendi çorbasını yaratabilir. Kardeşim bu benim çorbalarıma kullandığım özel sos. Bu sadece bana ait sarımsak ve baharatlar var içerisinde çeşitli. Tüm çorbalarıma bundan veriyorum. Sarımsak isteyenlere. Biraz baharatlı oluyor ama artık ona göre ayarlıyoruz. Çorbamız bu şekilde kaynıyor. Kaynamadan, özleşmeden çorba vermiyorum. İsteyene sadece safi kemik kolajenli çorba da yapabilirim. Bizim buranın halkı, Ereğli halkı normalde terbiyeli sos, yani bizim terbiyeli sos dediğimiz tabirdeki sosu seviyor. Koyu ve yoğun olmasını seviyor. Ama isteğe bağlı, tamamen kemik suyla da çorba veriyorum. Kaynamaya başladım. Evet, şöyle söğüşümüz geldi arkadaşlar. Domates var, bir dilim limon, turşumuz ve biberimiz. Ve işte asıl beklenen arkadaş geldi. Atom çorbamız, Nurettin ustamızın özel tarifiyle. Evet, bir de Nurettin ustamızın kendi hazırladığı özel sosu var. Biraz da ondan alıyoruz. Bu şekilde servise hazır arkadaşlar. Videonun ortasında da söyledik. Şimdi de söylemiş olalım. Abi bu sadece bana özel mi yoksa her gelen müşteri bu şekilde mi sunum yapıyorsun? Onu da aktarmış olalım. Her gelen müşterimizi bu şekilde servis alıyoruz. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi siz de geldiğinizde bu şekilde hizmetle karşılaşabilirsiniz. Evet. Şöyle bir atom çorbamızı bir karıştıralım arkadaşlar. Evet bakır tabakta sunum yapılması da ayrı bir keyif gerçekten. Hem görüntü olarak hem de değişiklik olarak.
Ereğlimize güzel bir ses getirmiş. Şöyle limonumuzu da katıyoruz. Şöyle bir tur daha karıştırdıktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Mükemmel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Tadı, özellikle acısı, acısı etkisini gösterdi. Gerçekten Ereğli'ye geldiğinizde lezzet noktalarından biri arkadaşlar. Videonun açıklama bölümüne irtibat bölümlerini de bırakacağım. Dilerseniz gelebilirsiniz ve afiyetle Ator çorbasının tadına bakabilirsiniz ve afiyet olsun. Ben tabi epey zaman oldu ama bak şey tadı yok, hiçbir ağır değil. Mesela bir ağır bastırıyor, bir ağır bastırıyor değil. Hepsi var ya öyle kıvamında. Bir tek acıyı şey işte, kişiye göre yani dediği gibi, orada da dediği gibi. Ama acı da yediriyor. Hadi. Ama ilk şeyde şeydir, şimdi çok iyi. Evet dostlar, çorbayı yedik. Şöyle tadımladık. Güzel bir şekilde, afiyetle yedik. Tabi siz buraları hızlı hızlı gördünüz ama ben yerken gerçekten tadına doyamadım. Öncelikle acı konusunda anlaşalım. Acıyı çok seviyorsanız okey ama acıyla çok aranız yoksa Nurettin abi de burada, ben gibi az koydurun. Yani öncelikle o konuda anlaşalım. Ama tat konusunda abi gerçekten hani ben biliyorsun daha önce de konuştuk. Ben daha önce Samsun'da yaşadım, Kastamonu'da yaşadım. Hani oradaki şeylere de gittim, mekanlara da gittim ama gerçekten tadı tam böyle her şey olması gerektiği gibi yani. Ne eksik ne fazlaydı. Vallahi gerçekten teşekkür ediyorum. Benim sormak istediğim şu anki günümüz itibariyle yani bugün 25 Kasım itibariyle böyle bir menünün fiyatı nedir abi? Günümüz şartlarına göre konuşalım. Hani geldiğinizde değişkenlik gösterir mi bilemiyoruz. Ama şu anki şartlara göre baktığımız zaman bunun fiyatı nedir? Atom çorbasını 120 liradan satıyoruz. 120 TL. Diğer çorbalarımız 70-75 arasında değişiyor. Değişiyor. Beyran çorbamız da 100 lira. Evet, beyran da evet onu da duymuştum. İnşallah onu da konuştuk. Başka bir videoda onu da çekimini yapacağız. Yine farklı çorbalar da yapıyor. Ve özellikle bir de şerbetli kavurmam var abi. Onu da duydum. Onun da hatta çekimini de diğer YouTube kanalımız var arkadaşlar. Most Tanıdım Mete abi. Onu kanalına çektik. Onun da kanalında yakında yayında olacak. Onu da yine açıklama kısmına ve kartlar bölümüne bırakırım. Mete abiyle de yine Ereğli'de çeşitli ortak videolarda çekmeye çalışacağız. Ona da buradan selamlar gönderiyorum. Onun haricinde abi istersen birazdan seni de aktarmış olayım yine. Şöyle biraz konuşalım. Ondan sonrasında videomuzu tamamlamış olalım. Evet dostlar, çorbamı yedim. Öncelikle Nurettin abi eline sağlık. Gerçekten afiyet olsun kardeşim. Uzun zamandır yediğim en iyi çorbalardan biri diyebilirim. Dediğim gibi ben Samsun'da da yaşadım. Kastamonu'da, Karabük'te hani çok gezme fırsatım oldu. Hep de gittiğim yerlerde bu şekilde çorbalar yemeye dikkat ediyorum. Özellikle de hani dediğim gibi Atom olarak değil ama işkembe olsun, kelle paça ayrı ayrı yiyorduk ama hani Atom olarak karışımı yiyince gerçekten lezzeti bir başkaydı. Öncelikle eline emeğine sağlık. Beğenmeyi çok sevindim kardeşim. Dilersen videoyu da kapatmadan önce seni hem mekanı aktarmış olalım. Gelmek isteyenler nasıl gelebilir? Karadeniz Ereğli'de böyle bir yerin olduğunu hani nasıl arkadaşlar, öğrenebilirler? Evet, çok iyi insan var. Kesinlikle. Şöyle, çarşı merkezindeyiz. Belediye binasına giderken Metropol AVM'nin yanındayız. Evet. Yerimiz burası. Çarşı merkezi. Gayet de merkezli bir nokta diyebiliriz. Yürüyerek bile ulaşım kesinlikle imkanı yürüyerek mevcut. Aynı şekilde. Peki sosyal medya tarafında hesapların varsa istersen hesaplarını da paylaşabiliriz. Evet. Nurettin Usta 67 olarak Instagram kullanıyorsun. Tamam, onu da arkadaşlar buraya ekliyorum. Eğer ki takip etmek isterseniz, yine farklı yine menüleri görmek isterseniz takip edebilirsiniz. Böylece videomuzun burada da sonuna geliyoruz. Nurettin Usta'ya tekrar beni mekanında ağırladığı için, böyle bir sunum hazırladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.